B sınıfı yazılı öncesi çalışmaya hoş geldiniz arkadaşlar. Limit x sonsuza giderken 2x kare artı 3x artı 5 bölü 5x kare artı 2x eksi 3 nedir dendiğinde sonsuz yazdığımda sonsuz bölü sonsuz belirsizliği geliyor. Şimdi burada sonsuz bölü sonsuz belirsizliği olduğundan L'Hospital yapılır. L'Hospital'e göre 4x artı 3 payın türevini aldım. Bölü paydanın türevi. Şimdi limitini aldığımda gene sonsuz bölü sonsuz belirsizliği geldi. O zaman tekrar L'Hospital yapınca 4 bölü 10'dur. Soru bitti. O da 2 bölü 5 o da. Evet. Anlaştık. Şimdi bunu yapalım. Bu soruyu nasıl yaparız? Evet. X gördüğümüz yere 0 yazınca cevap eksi 25 gelir. Soru biter. Doğru. Ben bu sonsuzu yazdığımda arkadaşlar bak buraya sonsuz eksi sonsuz belirsizliği geliyor. Eğer sonsuz eksi sonsuz belirsizliği gelirse şunu yapacağız. 4'ün karekökü mutlak değer x artı burada x'in önündeki sayı hani b bölü 2a. B bölü 2a. Bunu yapacağız. Atarak yapıyorum zaten. 9'un karekökü çarpı burada 9 değil de onu da 4 alalım. Daha uygun olsun. Daha uygun olsun. 4'ün karekökü çarpı mutlak değer x artı b bölü 2a. Bakın b x'in katsayısıdır. X karenin katsayısına da a diyoruz. B bölü 2a mutlak değer. Orası 4'tü. O 4'ü düzelttik. Şimdi tekrar limitini alalım. Yok. Burası aynen öyle yazılıyor. Hayır. Şimdi burayı çözümlediğimiz zaman bu 2 böyle yazılıyor. X artı 1 bölü 4 eksi 2 x artı 1 bölü 8. Şimdi burada tekrar limitini alacağız. Ben şimdi burayı kaydırıyorum yukarı doğru. Şimdi bu 2x'i dağıttığım zaman bunu da dağıttığınca 2x artı 1 bölü 2 eksi 2x eksi 1 bölü 4. Bunlar gider. Sadece dağıttım. Buradan arkadaşlar 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4'ün limiti ne gelir? Burayı 2 ile burayı 2 ile 1 bölü 4 gelir. Benim kullandığım formül şu arkadaşlar. Limit x sonsuza giderken mesela karekök içerisinde ax kare artı bx artı c eşittir. Veya bu sonsuza giderken veya eksi sonsuza giderken fark etmiyor. İkisinde de geçerli. Limit x eksi sonsuz veya artı sonsuza giderken karekök içinde a çarpı mutlak değer x artı b bölü 2a'dır. Arkadaşlar bu çizdiğim şey y eşittir logaritma mesela 2 tabanda x'in grafiğidir. Bu çizdiğim şey de örneğin y eşittir logaritma 3 bölü 5 tabanında x'in grafiğidir. İlginiz olsun. Şimdi burası bileşik kesirse grafik takriben böyle olacak. Bu aşağısı taban sayı basit kesirse grafik takriben böyle olacak. Bunu bilin yani. Evet öyle de düşünebilirsin. Ayrıca şunları da vereyim madem konu oradan açıldı. Bakınız. Şimdi arkadaşlar şu an y eşittir 2 üzeri x eğrisinin grafiğini görmektesiniz. Şu an y eşittir 1 bölü x eğrisinin grafiğini görmektesiniz. Y eşittir şurası diyelim 2. Y eşittir x eksi 2'nin tam karesinin grafiğini görmektesiniz. Teğet oluyor.
Mesela y eşittir, örneğin y eşittir x eksi 1 çarpı x eksi 3 mesela. Bunu görmektesiniz. Bu da o yani. Burada bunun ekstremum noktaları, tepe noktasının hani değerini falan anlatmıştık. Onları hatırlamaya çalışın. Bir de aklıma geldi. Artan azalan çalışmıştık, hatırlayın. Mesela burada hangisi azalan, hangisi... Bakın şimdi. Şu fonksiyon, şunu vermiştik. Sonra bunu vermiştik. Sonra da bunu vermiştik. Şimdi yeşillenelim. Bakın, buradan bir teğet geçtiğim zaman geniş açı yapıyorsa azalan. Evet, buradan bir teğet geçtiği zaman dar açıysa artan. Buradan bir teğet yapıyorum. Artan. Buradan bir teğet yapıyorum. Dar açı, besbelli. Bu da artan bir fonksiyon. Evet, böyle düşünebilirdik. Hani hatırlayın. Bir de şey vermiştik. En geniş tanım kümesini vermiştik. Yazılı öncesi çalışma ya bu yaptığımız. Mesela y eşittir. Karekök içinde x eksi 4 mesela. X eksi 4 büyük eşit 0'dır her zaman. Y eşittir kök kök x artı 7. X eksi x artı 7 büyük eşit 0 mesela. Gibi düşünmek zorunda değilsiniz burada. X eleman R sayıdır. Burası tekse hiçbir sorun yok. Onu vermiştik, hatırlayın. Bir de mesela şöyle bir şey verelim. Y eşittir 2x kare artı 3 bölü x eksi 1 mesela. Burada R sayılar fark 1'i alacaksın. Yani 1'i almayacaksın. Onu çıkaracaksın. Faydayı 0 yapan değer çözüm kümesine dahil edilemez hiçbir zaman. Evet. Söyle. Y eşittir karekök içinde x eksi 2 çarpı x artı 6 mesela. Bunun en geniş tanım kümesi nedir dendiğinde x eksi 2 çarpı x artı 6 büyük eşit 0 olmalı. Buna göre biz burada eksi 6 ve 2 değerlerinden çözüm var. Eşitlik olduğu için buraları dolduruyorum. Öte yandan bu x'in işareti artı, bu x'in işareti de artı olduğu için artı ile artının çarpımı artıdır. Artı, eksi artı. Burada çözüm şu taradığım yerlerdir. Yani eksi sonsuz, eksi 6 kapalı aralığı, birleşim 2 kapalı, artı sonsuz açık. Bu sonsuzlar her zaman açık zaten. Bu yazdığım şey çözüm kümesidir. Tamam. Kaydediyorum. Hayırlı yaşa. Barıyor mu? E üzeri 2x aynen yazılır. Çarpı üstün türevi. Çarpı elene. Onu yazmıyorum. Şimdi içinin türevi 1 ve içi. Çarpı elene yazmıyorum. Artı logaritma alt tabanda 3x derken bak şimdi. Şimdi içinin türevi ne? 3 bölü 3x. Çarpı logaritma altı tabanda e artı 2x artı 0 artı sinüs 3x'in türevi kosinüs 3x çarpı içinin türevi. Evet, böyle sorarız yazılarda. Al bak göstereyim. Y eşittir a üzeri x densin. Y'nin türevi a üzeri x çarpı x'in türevi çarpı ln a'dır. Bu formül bak. Örnek yapayım. Y eşittir 5 üzeri x verilsin. Y'nin türevi 5 üzeri x çarpı x'in türevi çarpı ln 5 arkadaşlar. Bu kadar. Başka bir örnek daha yapayım. Bak devam edeyim. Mesela y eşittir 7 üzeri 2x kare artı 3x eksi 1 olsun. Y'nin türevi
7 üzeri 2x kare artı 3x eksi 1 olsun. Çarpı üstün türevi 4x artı 3 çarpı ln 7 arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi üstel fonksiyonu tekrar anlattım sıfırdan. Şimdi logaritmik vereyim. Böyle kalacak bu. Böyle kalacak. Tamam mı? Yani evet böyle kalacak. Şimdi mesela y eşittir logaritma a tabanında kx diyelim. Burada bunun türevi kx'in türevi yani içinin türevi bölü içi çarpı logaritma a tabanında e. Buna istinad eden çözümleme şu arkadaşlar. Y eşittir logaritma 8 tabanında 3x kare artı x mesela. Y'nin türevi 6x artı 1 bölü 3x kare artı 3 çarpı logaritma 8 tabanında e. Şimdi bakın burada bir eğri görmektesiniz. Bu eğrinin adı y eşittir x kare eksi 4x artı 4 olsun. Bu eğriye üzerindeki x eşittir 4 noktasından üzerindeki 4 noktasından çizilen teğet doğrunun eğimini ve denklemini bulalım. Şöyle ki şimdi arkadaşlar burada bakınız f, bu fx ya f'in türevinde x 2x eksi 4'tür. F'in türevinde 4 nedir? 4'tür. Bunun anlamı bu D doğrusunun eğimi 4'tür arkadaşlar. Bundan sonra şu 4'ü fonksiyonda yerine yazarsam F'de 4 ne gelir? 4'ün karesi eksi 4 çarpı 4 artı 4'ten 16 eksi 12 artı 4'ten 8 mi geliyor? 4 mi geliyor? 16. Şunlar gidiyor 4 geliyor. Tamam. 4'e karşılık 4 geldi. Şimdi bakınız y eksi 4 bölü x eksi 4 eşittir 4. Bu soruda. Bu kadar. Bu teğet denklemi. Evet. Evet. Bir de buna dik olan denklemi de formülünü bulalım. Buna dik olan doğrunun denklemi normal denklemi şudur. Bakın. Y eksi 4 bölü x eksi 4'ü aynen alıyorsun. Şu 4 ya. İki doğru birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi 1'di biliyorsunuz. Bu 4 ise M2 nedir diye sorduklarında M2 eksi 1 bölü 4'tür arkadaşlar. O zaman eksi 1 bölü 4 diyeceksin. Bu da normal doğrusunun denklemidir. Bu kadar.